Evet, stüdyo konuğumuz sevgili Selim de geldi. Valla kalkamıyoruz şimdi. Biraz sormayız. Zaten sarılır şey yapamayacağız. Burada sevişelim. Değil mi? Ne var ne yok, nasılsın? Sağ olun, hoş geldin. Abi, yayınlar. Diyelim bu arada. Hoş geldin. Evet, hoş geldin abi. Ümit'in normalde Ümit dedi ki beni de diğer aile oturt dedi ama hemen Yesen'i görünce de yüzüne hiç şey yapmadı. Feyiz almak için. Feyiz al. Bak şimdi güzel. Büyük usta. Bizim zamanımızda diyorsun ya. Evet. Evet Selim, biz biraz startta kaldın ufak tefek ama hemen doldurdun, problem değil. İzleyicilerimize söyledik zaten ikinci yarıda yapacağız diye. Evet. Hoş geldin demek istiyoruz sana. Teşekkür ederim. Nasılsın, iyi misin önce? Sağ ol, siz nasılsınız? Hepiniz iyisiniz inşallah. Sağ ol, çok teşekkür ol, ediyoruz. Siz. Bu arada çok sayıda mesaj ve tweet geldi Selim. Seni gördükten sonra herkes çok keyifli ve hakikaten seni gördükleri için bunların hepsini tek tek okuyacağım ama hani biz hemen başladık, giriş yaptık dedik, evet, ikinci şey ama seni de böyle stüdyoda görmek onları da çok mutlu etti. Hemen şimdi gelen bir mesaj var. Ahmet Bilgin Bey yazmış. Ahmet Bilgin Türk mail yazmış daha doğrusu. Selim Kaya'nın diyor yorumları bizler için çok önemli. Dört kulağımızda dinliyoruz diyor söyledik. Eyvah. Yorumcu olacağız. Ümit'in ekmeği kalmaz. Ümit'e ekmek bırakmayacağım. Valla ama zaten dedim benden feyiz alsın diye yanına oturdum yani, dedim. Zaten senle Seman abi yavaş yavaş bizim mesleğimize gireceksiniz. Değil kilodan mi? Dolayı gitti. Her şey kalmadı. Jockey olacaksınız. Değil mi? Doğru. Ben zaten baktım şöyle. Biraz daha vereceğiz. Seman abi diyorum ki ne oluyor, diyor ki seni yerine bineceğim, yarış bineceğim diyor. Tamam ben de ikimizine binerim o zaman. Benimse bir tane ikili birlikte bir... Yani şey değil ama şöyle biraz daha sıksan bir centilmen bir şeyler bineriz. Davut abi herhalde canım. Maşallah daha... çok iyi. Sağ ol, çok teşekkür süper ediyoruz. Allah atı insanoğluna yaratmış en kutsal ve en sadık köledir diyebiliyorum. Çünkü neden diyecek olursanız. At hiçbir zaman demezsen istemem ben. Evet. At aç kalır. Aç bırakırsın, susuz bırakırsın. Mesela yani. Ama sana tepki göstermez. Atı yağmurda koşarsın. Bir şey alalım. Evet. Çamurda koşarsın. Karda koşarsın. Kışta koşarsın. Yazda koşarsın. 50 derecede koşarsın. At demez ben koşmuyorum. Koşar. Ama en sadık bildiğin dostun bir zora geldiği zaman diyebilir, ben yapamam diyebilir yani. Ve çocuğun bir yere bir görev verirsin, bir sorumluluk verirsin. Yapmam diyebilir yani. Hanımın en yakının kafası bozulur, üzülürsün. Mesela kavga edersin. Karşına çıkıp sana diyebilir ki ben seni istemiyorum, senden boşanıyorum. Bu onun doğal hakkı değil midir? Hakkı yani, diyebilir değil mi? Ama at demez. At onun için çok kutsaldır insanoğlu için. Dolayısıyla insanoğlu nasıl annesinde doğarken, kısmetiyle, şansıyla doğuyorsa at da öyledir. Ben Şener'i ben bazen konuşurum insanlara. Diyorum keşke bu adam Amerika'da doğmuş olsaydı. Şener Şen değil mi? Çok büyük sanatçı hakikaten. Ya, her renge girer mi bir insan? Her renge girebiliyor yani, her karakter oyuncusu, anlatabiliyor muyum? Her karakter oynayabiliyor, drama oynayabiliyor, evet, değil mi? İşte böyle. Bazı insanlar ve atlar da aynıdır. İnsan. Ben bir de atları insan oğluna çok benzetiyorum. Hem yapı itibarıyla hem doğası ve aynı zamanda şeyi de yani hissine de insan oğluna çok benzetir. Mesela dünyada yaratık olarak iki tane benim bildiğim iki tane canlı rüya görür. Bir tanesi insan, bir tanesi attır. Ve atın başka bir özelliği de var. Bunu da söyleyeyim. Ondan sonra devam edelim. Evet. Siz devam edin artık. Çünkü bitmez yani. Bunları atı anlatırsak at 3 gün, 4 gün, 5 gün bitmez. Başlıyor değil mi? At çocuğa, sarhoşa ve deliye karışmaz. Bir daha söyle. Çocuğa. Sarhoşa bir de. Ve deliye. Deliye karışmaz. İyi anlaşılır mı bunlarla? Sarhoşlar çocukla deliye. Ben Deniz. Selim Kaya. Öyle. Ya ben demiyorum hiçbir şey, her şeyi sen söylüyorsun. Ben bir şey demiyorum. Öyle. Ben bununla gurur duyuyorum arkadaş. Gerçekten. Şaka diyorum. Şaka. At deliye, sarhoşa ve çocuğa karışmaz. Çünkü bunlar savunmasızdır ve zarar vermeyeceğini çok iyi bilir at. Evet. Hissini mesela timarhanelik oradan çıkmıştır. Her bir tane. Timardan gibi. Tabii. Her bir tane canlıya zarar veren zihinsel, özürlü insanlara birer tane at vermişler. İletişim sağlaması için. Evet. Atı timar öde daha sonra canlıya zarar vermiyorlar. Timarhanenin çıkış yeri burasıdır. Evet. Timarhanede oradan çıkmış yani. Atı timar ederek timarhaneli çıkmıştır. İnsanlar onu tedavi ediyor. Yani kendi kendine terapidir yani aynı zamanda. Zaten atlar da beni tedavi ediyor. Atlar olmasa hakikaten ben herhalde timarhaneli korurum yani. Çünkü bir tane hocaya gitmiştim. Bana demiştin ki siz tedavi olmazsa da timarhaneliksiniz. Estağfurullah. Gerçekten. Bir apranti bir yere gestirmek istiyorsa ilk önce suratlı ata bindireceksin. Evet. Kesinlikle suratlı ata bindireceksin. Önce suratlı ata bindireceksin. At ona bir şey öğretiyor çünkü.
Süratli at. Süratli at. Ön 15'i öğretiyor. Çünkü önce yarış koşmayı öğrenecek. Bir yerlere getirecek, güveni olacak, bilmem ne olacak vesaire. Bir yerlere kadar getiriyor çünkü onu, anlatabiliyor muyum? Evet. Sonra çok. Atı bekle. Tamam bekleyeyim. Bu at ne sprint yapıyor? Yarış yavaş, çok yavaş gidiyor. Sen bu çocuğa beklediğinizde bu at gelmez. Bu çocuk da gelmez. Güvenini de kaybeder, anlatabiliyor muyum? Evet. Kafkaslı. Benim dediğim gibi koşsaydı bugün hala koşuyor olacaktı. Hala koşuyor olacaktı bugün. Evet. Kaç yaşında oluyordu ya? Bu sene koşsa? 9, yok 10 oluyordu hatta. 10 falan. 10 yaşında oldu. Kafkaslı'yı da andık bir kez daha. Kafkaslı anılmaz mı? Kafkaslı bir yerlerde. Hakikaten seni bayağı bir etkilemiş tabii. Ve kaybımızda da çok şey oldu. Hem çok sevinçli, hem bir buruk üzüntülü vardı. Yani, üzüntü vardı. Neden sevinçliydim? Atın aygırlığı artık gitti. Sağlam gitti yani. Kurtuldu. Sahada hani... Allah korusun ayağı bacağı kırılmadan. Allah korusun. Ki risklerle koşan, hani sıkıntılar olan bir vardı yani. Bu son 3 yıl, 4 yılda hep vardı. Bu risk. Buna rağmen bu at böyle koşuyordu. O atı ben hiç düşünemiyorum yani. Yavuz Han'ın yavrularının acaba sahaya gelmiş nasıl koşardı diye. Yani hiç düşünemiyorum. Çünkü yani Yavuz Han Kafkaslı'dan çok iyi attı. Ha bak mesela bu ilginç. Yavuz Han Kafkaslı'dan iyi attı diyorsun. Ben Yavuz Han'ı hiç bilmedim. Manşet. Bak evet. Hiç bilmedim ben. Evet. Ama Yavuz Han Kafkaslı'dan evet. Çok iyi attı. Çünkü Yavuz Han ata göre koşuyordu. Kafkaslı sıkıştığı zaman geçebiliyordu. Mesela kumda geçiliyordu mesela. Evet. Kumda ama Yavuz Han arkadaş kumda da yani. Değil mi? Yani bir İzmir kumunu hatırlayın yani o kaba kumda nasıl yarışlar yapıyordu. Uzun değil mi? 1200'de de koşuyor, 2400'de de koşuyor, 2800'de de koşuyor. Bir yarış atıydı ve... Ya şampiyon oldu şampiyon. Yani biz Kafkaslı'ya da söyledik. O da öyleydi. Ama Yavuz Han Kafkaslı'dan daha çok güçlü bir attı. Hani hep yarış severin şu şeyi vardı. O kırıldı artık. Yani o kırıldı. Ya Mehmet Kaya, Ömer Kaya, Selim Kaya, Ramazan Kaya. Bunlar birbirlerine şu... Ya geliyor bak çok net bir şekilde abisine arasının açılmış olmasına rağmen ki senin bugün hani Selim Kaya olmanda hakikaten çok büyük katkısı. Abi Allah olan... başımıza eksik etmesi olmasaydı ben buralara gelemezdim ki abim olmasaydı. Yani çok önemli bir şey. Bunu sen söyle. Ama yanlışını da söylemek başladım. Zorundayım. Aynen. Yani kusura bakmasın kimse. Aynen. Yani. Eğer ben yanlış yapıyorsam kendimi de diyorum evet ben yanlış yaptım. Evet ben hata yaptım. Yani bu böyle düzelir. Bu camiayı düzeltmek istiyorsak bu böyle düzelir. Açık ve net olmak lazım. Kılıç gibi olmak lazım. Haklısın. Neyse o. Şeyi soracağım senin bir de onu söyleyeyim. Medya demişken artık insanlar dışarıda seni tanıyor değil mi? Gördüğünde falan bir yerde Selim Kaya diyorlar. Eskiden şimdi eski çok edinleyen bir... Şimdi mesela şöyle söyleyeyim. Süleyman abi tamam çok popülerdi o dönemde falan ama ne bileyim başka şimdi abilerimi üzmek istemem ama başka baktığın zaman herkes... Bu hem iyi yanları vardı öyle söyleyeyim hem kötü yanları vardı tanınmışlığın tanınmamışlığın ama evet. Baktığın zaman hani şimdi artık herkes herhalde ya 5-6 yıl önce daha çok rahattım yani. Değil mi? Şimdi öyle değiliz. Yani şimdi hani bir sevdiğiniz bir arkadaşla bir yere gidip bir çay içerken bile tedirgin olabiliyorsun. Hemen cep telefonları başlıyor değil mi? Çekiyorlar, düşüyor. Birbirine telefonlar işte ne resimler falan gönderiyor. Resimler falan fotoğraflar. Yalnız çok üzülüyorum bu arkadaş hiç numara alamadı ya. Bir numara al. Yani açık ve net doğru söylüyor şey. Ama olayların birinci ağzından dinlemek varken şimdi burada araya girersek hata olur. Gayet güzel, iyi de gidiyorsun. Yani o zaman hakikaten şeydi yani 4-5 yıl önce daha şeydi ama daha sonra biraz meraklarda kaçıyorduk yani şu şekilde. Çünkü yani istemiyorduk falan. Normalde herkes bizi izlemeye geliyor zaten. Görüyorlar da kaskımız işte kafamızda. Veya formanı yok işte kupa meresimine çıkıyoruz. Hı. Çok tanınmıyorsun ister istemez, anladın mı? Hı. Ama şimdi bir normal elbise giydim buraya çıktım halkın içine girdiğin zaman tabii televizyonda halkın evine girmiş. Şimdi şu an mesela insanlar evinde oturmuş kahvaltını yapıyor pazar günü bizi izliyorlar yani. Hı. Tabii ya bu işte dışarıda gördüm evet işte bu falan işte Ümit Beyefendi işte. O işin en kaymağını yiyenlerden biri değil mi? Tabii ki. Hadi burada biraz numarayı sen al bari çık öne de devam et bakalım. Şimdi siz bu atçılığımızla ilgili atçılığımız hakkında bir şeyler anlatın. Yani atçılığımız nereye gidiyor? Ben size söyleyeyim. Evet Ümit, hadi bakalım. Ben sizin daha önceki muhabbetlerinizden biraz bir dem vurmak istiyorum. Şimdi Ümit, ikinci ayakta gördün abinin yaptığını. Hakan abi arıyor telefonda. Eyvah. Abi seyredemedin ne oldu? Nasıl seyretmiyorsun? Görmüyor musun? Seyret bak beni ara. Seyrediyorum. Abi ne olmuş? Oralara girme. Açılımızla ilgili konular sorusu. Geliyorum. Ya biz onu konuşuyoruz. Abi günaydın. Bak şimdi. Böyle eyvah, eyvah. Söyle abine. Eyvah. Onun bildiği gibi değil. Ben de açıyorum abi diyorum. Senin bildiğin gibi değilmiş. Hakan abi diyor ki ben evveliyatını biliyorum. Eyvah. Keşken Halis abi gibi 5-6 tane jockey olsa da
bir mücadele olsun, bir keyif olsun, bir rekabet olsun. Yani ne kadar güzel bir şey. Mesela bir Halis Karataş'ın bu ülkede olması, ben şuna inanıyorum, büyük bir şanstır. Değil mi? Hakikaten çok büyük bir şanstır. Yani düşünebiliyorsun, 25 yıldır hiç çizgini bozmadan geliyorsun arkadaş. Başroki demek grup 1 yarışlarında, işte grup yarışlarında sanat yapan jockey demektir. Anlatayım ya, çok kazanmakla büyük jockey olmaz. Dikkatinizi çekerim. Evet. Sanat yapmak. Bakın, sanat yapmak. Şimdi biz Çaldıran Koşu'nu izledik. Evet. Ben de orada bir ata biniyordum. Rapor aldım biliyorsunuz. Hastaydım. Evet. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü olan ata, hangi ata Halis abi binse o at birinci. Aynı şeyi konuştuk. Başrokilik bu arkadaş. Şimdi bir şey söylediği zaman niye başkası kızıyor? Ben onu merak ediyorum arkadaş ya. Ya iyi ol, ben de sen de konuşayım.